Yes. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu rızadan soğudum ya. Valla istemiyorum artık. Koridorda gizli bir oda var. Yok hayatım oda filan. Geçecek bunlar. Bak sen Nurhayat'a bak sen. O haliyle Emir'le Rıza'yı aynı anda böyle idare ediyor ya. Görüyor musun? 5 metrekare filan küçük ama bayağı oda. Hayatım oda filan yok. O da senin hayalinde. Ben de var ya şu an ilk karşıma çıkan adamla çıkmaya başlamasam. Valla ilk karşıma çıkan ilk adamla bak. Bir daha deniz deme bana. Merhaba, ben Bora'nın müdürüyüm, Kayhan. Yine hastayım demiş de merak ettim ciddi bir şey mi diye. Merhaba, bekar mısınız? Ben? Evet. Tamam, güzel. Bir öğle yemeğine çıkalım mı? Belki bir şey çıkar. Yani. Deniz'cim, bir baksaydın keşke. Hayatım şu an delisin, ben bakamam sana. Deliliğin geçsin, ondan sonra bakarım tatlım. Oldu mu? Önce bir deliliğin geçsin, delisin çünkü şu an. Ne yapalım, biz çıkalım mı? Ne yapıyoruz? Çıkıyor muyuz? İsim neydi canım senin kardeşin? Kayhan. Kayhan, Kayhan olur, tamam. Sonra işte CFO'luk geldi. Aha. Ama operasyonun bu rutunda teamwork açısından HR'a level atlattığımı söyleyebilirim. Kayhan, o kadar sıkıcı şeyler anlatıyorsun ki gerçekten ya biraz... Çaba göstersen, biraz şey yapsan bence bir yere varabiliriz. Kayhan, vallahi bak el ele veririz, biz bunu başarırız Kayhan. Teamwork neydi? Ekip çalışması. Niye büyütüyorsun ki? Kovulunca ne olacak ki? Hiç. 100 kere kovuldum. Ne oldu ki? Şirketin ismini bile söyleyemiyorum. O iyi oldu. Gevrek satarım, para kazanırım. Ne var? Şu an çok kötü bir izdivaç programı sunmak zorundayım. Biliyor musun Bora? İyi. Kendine de bir şey bulursun belki. Çıkayım ben o gevrek arabası bakayım. Deniz işi bittiyse ben Rıza'ya mesaj atayım madem. Akşam şu Galata'daki yeni kafede iki lokma bir şey yiyelim de konuşalım. Tabii tabii, iyi iyi, aferin. Bağlayın artık şu işi, çok uzattınız zaten ya. Bak bak, dinle. Misal, eski sevgilin sarışınsa genleri böyle sana yapışıyormuş. Akşam 8 uygun mudur ki? Uygundur, uygundur. Bak işte diyelim beyin esmerse de çocuk bir doğuyormuş. Aa, sapsarı. Ayıptır sorması da Gülistan ablam. Sana ne? Hay sanki kalabalık bir tarihçen var da. Gel beraber sayalım. Selahattin abi bitti. Hayır da yani. Öpüştüğüm falan var. Ya, öpüşmekle olur mu ya? Bu da of. Kız ya oluyorsa o da bir yerde genlerle alakalı temaslı bir şey. Kimle öpüştün ki sen? Ya abi. Bir çocuk vardı bizim memlekette. Çok yakışıklı, zengin aile çocuğu ama biraz serseri. İşte ben bakkala giderken bunlar hep duvarın üstünde oturuyordu. Olanlarla ben geçerken hep bana böyle arkamda ah ah yapıyordu. Ah ah yaptıysa Orçun kesin ondandır. Ya dur bak, şimdi bir akşam böyle kapı çaldı. Açtım baktım bu. Dedi, sizde tuzlu fıstık var mı? Biz arkadaşlarla bira içiyorduk da canımız çekti. Bu bir acı biraz serseri. Anladık. Başka ne erzaklar istedi? Dedim yok fıstık. Var dedi. Bak böyle beni gösteriyor. Ben tam cevap verecekken bakayım tuzlu muymuş diye bu bir yapıştı benim dudağıma. Aa, bildiğin öküz. Ben de çok kızdım. Nasıl tepem attı. Babamlar içeride ya. Dedim ne yapıyorsun sen? Sana böyle yapsalar iyi mi olur dedim. Bak bakalım o zaman dedi. Aynısını ben de yaptım ona. Aman ha, haddini bildirmek maksatlı. Ne? Öptün oğlanı. Çok kızdığım için. Oho! Siz şapur şapur iki kere gittiniz yani. Yok öyle şey. Bir ay kadar mütemadiyen her akşam bahçeye geldi. Tuzlu fıstık istemeye. Ne? Ben de haddini bildirdim hep. Sonra işte
Selahattin olayları başladı. O da evlendi işte falan. Adı Zeynel'di. Orçun'a benziyor muydu? Hatırlamıyorum ki. Kız olur mu öyle şey ya? Aradan zaten 20 küsür sene geçmiş. Gülistan! Çok serseriydi o Zeynel Bey, yazık! Vasfiye teyze, sen bizi mi dinliyordun ya? Dinlemesem ne olacak? Tuzlu fıstık olayını cümle alem biliyor be yavrum. Ben bilmiyorum tuzlu muzlu fıstık bir şey. Wow. Saat 8'de Galata'daki yeni kafede buluşalım. Biraz konuşuruz. Whoops. Aa, okey. Ve Bora Ansalcak kurtaramadı top ağlarda. Bora nerede lan? Bora! 8'de Galata'daki kafede mi? He. Nurhayat mesaj attı ya sana. Ya benim yanımdayken yazdı. Ya bana gelmedi mesaj ya. Ne konuşacakmış ki benimle? Ay ablam, hadi bir kalk git bakalım ne diyeceksin ha. Hadi aslan, hadi canım. Whoops, sen ne yapıyorsun burada? Nurhayat'la buluşmaya geldim. Sen? Ben de. Ah, wow. İkimiz aramızda kozlarımızı paylaşalım falan. Öyle bir şey mi bu? Ne oluyor ya burada? Düello falan mı yapacağız? Nedir yani? Anlamadım ama. Haha. Evet. Aa, sen hani görüşmüyordun? Hı? Sadece kızı korumak için beynimi kemiriyordun. Ya evet de işte anlamadım ki konuşalım diye çağırdı. Biz de geldik. Yalnız Deniz'in haberi olmazsa. Ya sen ne biçim bir tipsin oğlum ya? Hayatta bir kere de net ol ya. Emir. Sen nereden çıktın ya? Mesaj attım gel diye. Sana mı mesaj attım? Ay bilinç altımı dövesim var. Aa hey okey. Ne oluyor burada? Oyun mu oynuyoruz? Sen oynuyor musun? Tabii. Beni idare ediyor musun? 50 tane kızla görüşüyor musun? Başka kız yok resimde. Sadece bir tane manyak abi var. Aa, ondan mıydı ki? Ama niyetin ne senin ya? Net olsana biraz. Ben sevgili olmak istiyorum. Net. Şu hayatta aşktan daha net bir şey var mı acaba? Aşk mı? Biz ne konuşacaktık Nurhayat? Siz konuşun ya. Aylarca konuşun hatta. Ben yeterince konuştum. Ama özetle buydu. Deniz bak. Şimdi yanlış anlıyorsun. Yani insanın ortak bir geçmişi olunca, bir aile gibi olunca geçmişte... Rıza. Bence Emir'in dediği gibi net olmak lazım. Hayır ben çok netim. Hatta dramatik olmak lazım. Sadece filmlerde değil, bazen gerçek hayatta da. Rıza, ben artık yokum. Bak, net. Arama, sorma, sohbet açma, deneme. Zaten ev arayacağız, buradan da gideceğiz biz. Yani bu iş bitti. Çok net. Bu hikayenin sonu da böyleymiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.